ise when ve while var arkadaşlar. Çok sık kullanılan iki tane bağlaç daha. Öncelikle when ile bir başlayalım. When arkadaşlar kendisinden sonra gelen cümleye dığında, diğinde gibi bir anlam katar. Yani sizin düşündüğünüz üzere bir soru kelimesi, yani ne zaman anlamında bir soru kelimesi olarak görmüyoruz burada when'i. When'in farklı bir anlamı when kendisinden sonra gelen cümleye dığında, diğinde anlamı katacak. Yemek yediğimde şöyle oldu. Seni gördüğüm zaman şunu yapacağım gibi dığında, diğinde varsa cümlenizde when kullanacağınız aklınızda bulunsun. When'in aynı zamanda eş anlamlıları vardır. Onlar by the time ve as soon as'dir. By the time ve as soon as when gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Seni gördüğümde, o gittiğinde gibi when yerine kullanılabilirler. Ama as soon as'in şu anlamı da vardır. Yapar yapmaz, olur olmaz gibi anlamı da vardır, aklınızda bulunsun. Şimdi bakın, when karşıdaki kişiye bir paralellik bildiriyor değil mi? Seni gördüğümde tam o anda ben de koşuyordum mesela. Seni gördüğüm zaman sen yemek yiyordun. İşi aynı anda yapıyorduk, öyle değil mi? İşte bakın, bu bizim için güzel bir ipucu. Çünkü biz when'le bir cümle kurarken when'den sonraki cümlede de öteki cümlede de aynı zamandan bahsetmeliyiz. Mantıken. Çünkü bir paralellikten bahsediyorum. Mesela şöyle bir cümle olabilir mi? Dün seni gördüğümde yarın yemek yiyeceğim. Böyle bir cümle yok, öyle değil mi? İşte bu yüzden when paralellik bildirdiği için when ile birlikte kullanacağınız o iki cümle var ya, seni gördüğümde şöyle yapacağım, iki tane farklı cümle. Bunların ikisi de aynı zamanda olmalı. Mesela şimdi diyeceğim ki, dün sen evi terk ettiğinde ben uyuyordum. Bakın şimdi. You left home yesterday. Sen dün evi terk ettin. Ve I was sleeping. Ve ben uyuyordum. İki tane cümle var. Şimdi when'i ne yapacağım? Hangisinin önüne alacağım? Tabii ki de üsttekinin, değil mi? Çünkü when kendisinden sonra gelen cümleye anlam katıyor. Eğer when I was sleeping dersem, ben uyuyor iken, ben uyuyor durduğumda gibi olacak ve saçma bir şey oluyor. Üste alıyorum. When you left home yesterday, nefes aldım, virgülü çaktım. I was sleeping. Ya sen dün evi terk ettiğinde ben uyuyordum gibi cümleyi yapmış oldum. Mesela şöyle diyelim. Sen evi terk ettiğinde ben uyanacağım. Gelecekten bahsedelim. Şimdi burada küçük bir anekdot. When ile birlikte gelecekten bahsederken her zaman, ama her zaman when'den sonra gelen ilk cümlede will kullanmayın arkadaşlar. Geniş zaman, yani genel zaman, do, does kullanın, emizar kullanın. Mesela when you leave home tomorrow, bak sen yarın evi terk ettiğinde I will wake up ya da I will get up, ben kalkacağım, uyanacağım. Ne yaptım? İkinci cümlede kullanmam gerektiği gibi will kullandım. Çünkü gelecekten bahsediyorum. Ama ilk cümlede when'den sonra will kullanmadım. Bu da küçük bir anekdot olsun sizlere. When'den hemen sonra gelen o ilk cümlede will falan kullanmayın gelecekten bahsederken. Do does kullanın. Emizar kullanın. When you leave home. When she sees me. Gibi geniş zaman. Hep genel zaman when'den sonra. Okay. Şimdi biraz da while'a bakalım. While da kendisinden sonra gelen cümleye iken anlamı katıyor. Sen uyuyor iken ben şunu yapacağım. Sen orada koşuyorken ben burada ders çalışıyordum gibi cümlelerde kullanacağız. While da aynı şekilde kendisinden sonra gelen ilk cümleye hemen anlam katacak ve bakın, while da esasında bir paralellik bildiriyor, öyle değil mi? Sen onu yapıyorken ben bunu yapıyordum. Hey gidi hey. Aynı anda yapıyorduk bunları, öyle değil mi? Tamam. While'ın böyle bir anlamı var. Ama while bir zamandan bahsediyor. Ama aynı zamanda while'la biz karşılaştırma da yapabiliyoruz. Mesela bir bilgisayar almaya gittiniz. Okay? Arkadaşınıza bilgisayar alacaksınız. Bir bilgisayar var. Çok pahalı bir bilgisayar var. Çok çok ucuz. Arkadaşın diyor ki, ulan hangisini alsam, hangisini alsam. Sen de diyorsun ki, ya bak bu çok ucuzken bu çok pahalı. Nasıl diyorum? While this is very cheap, bu çok ucuzken, this is very expensive, bu çok pahalı. İkisini karşılaştırıyorum ki bunu biz Türkçe'de de yapıyoruz, değil mi? Ahmet orada uyuyorken Mehmet ders çalışıyordu. Bakın, uyuyor iken, işte while burada, tamam? Bunu da aklımıza yazalım. While ile birlikte
genellikle hani sen böyle yapıyorken ben şöyle yapıyordum o gün derken, zaman paralelliği belirtirken genellikle be verb ing kullanılır. Nasıl? While you were swimming in the sea, sen denizde yüzüyorken I was collecting seafood. Mesela ben deniz yiyeceği topluyordum bizim için. Sen yüzüyor iken. Bakın ikisinde de be verb ing kullandım. While you were swimming, I was collecting. Okay? Paralellik olduğu zaman while için be verb ing ilişkisini sakın unutmayalım. Ama zaman paralelliği yoksa, işte bu bilgisayar pahalıyken bu çok ucuz diyorsak, burada zaman birleşikliği aramayalım. Yani iki tarafta da aynı zamanı kullanacağım, be verb ing olacak gibi falan bir topa girmemize gerek kalmayacak arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar karşımızda iki tane yine birbiriyle eş anlamlı olan bağlacımız until ve till var arkadaşlar. Bu ikisi de kendisinden sonra gelen cümle veya kelimeye e kadar anlamı katıyor. Mesela sabaha kadar, sen gelene kadar, ben onu görene kadar gibi cümlelerde biz bunları kullanacağız ve aynı zamanda bunların yerine az önce ben ile eş anlamlı olabildiğini söylediğimiz by the time'ı da kullanabilirsiniz. Yani sen geldiğinde, sen gelene kadar ben şunu yaptım demek için de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi until ve till yine bir paralellik içerir arkadaşlar. Yine bir paralellik, bir zaman paralelliği içerir değil mi? Çünkü mesela dünden bahsediyorum ben. Sen gelene kadar ben çay içtim derken, şimdi ikisi de mantıken geçmişte gerçekleşmiştir. Veya gelecekten bahsederken sen gelene kadar çay içeceğim derken yine ikisi de geçmişte olacaktır. Ama hani ben de gelecekten bahsederken genel zaman kullanıyorduk ya, do, does veya am, is, are kullanıyorduk ya, bunlar için de o geçerli. Yani sen gelene kadar ben çay içeceğim derken until veya till veya by the time you come diyebilirsiniz. Neden? You will come diyemiyoruz abicim. Böyle bir gıcıklık var bağlaçlarda. You will come demeyeceğiz kendisinden sonra gelen ilk cümle için. Virgül dedik, I will drink tea şeklinde cümlelerinizi kurabilirsiniz. Sen gelene kadar ben çay içeceğim. Until you come, I will drink tea. Bu kadar. Mesela sabaha kadar partide dans edeceğim diyorum. Nasıl diyeceğim? I will dance in the party until morning veya till morning gibi kullanabilirsiniz. Okay? Mesela çok sık kullanılan bir ifadedir. Until then veya till then şeklinde. Then zaten o zaman demektir. Hani hangi zamandan konuşuyorsanız o konuşma içerisinde. Mesela ya hatırlıyor musun ya 80'lerde ne çok eğlenirdik. Evet evet o zamanlar derken then kullanıyorsunuz. Veya evet evet 2050 yılında dünya çok güzel bir yer olacak. Evet o zamanlar şöyle olacak derken de then'i kullanabiliriz. Yani then çok skalası geniş bir yapı arkadaşlar. Until then ise o zamana kadar sana mühlet veriyorum. Veya till then o zamana kadar seni bulmuş olmalıyım gibi cümlelerde kullanılabilirler. Haberiniz olsun. Ondan sonra ne var? Whenever ve every time. Şimdi bu every time'ı o kadar çok yanlış kullanıyoruz ki genel olarak Türkler. Bu arkadaşlar her zaman böyle sürekli genel olarak anlamında kullanılmaz. Her seferinde demektir bu every time. İşte mesela öğrenci geliyor bana cümle kuruyor. Diyor ki I study English every time. Kafasında çevirdiği şey şu. Ben her zaman İngilizce çalışırım. Ama every time'ın her zaman anlamı yok. Bunu kafamıza yazalım. Whenever ve every time. İkisi de aynı şey. Aynı şey olmalarına rağmen ikisinin de her zaman anlamı yok. Kafamıza yazdık. Bunlar birer bağlaç ve kendilerinden sonra bir cümle isterler. Ve o cümleye de her nokta nokta olduğunda, her seferinde ne zaman şöyle olsa gibi anlam katarlar. Mesela diyeceğim ki ben görürüm seni. Çok basit bir cümle. I see you. Ben genel olarak seni görürüm dedim. Şimdi bunun başına whenever ve every time koyuyorum. Bakın ne oluyor. Whenever I see you. Ya seni ne zaman görsem veya every time I see you. Ulan seni her gördüğümde demiş oluyorum. Ve bunlardan sonra da farklı bir cümleye daha ihtiyaç duyuyorum değil mi? Seni her gördüğümde, seni ne zaman görsem devamı olacak değil mi? Mesela şöyle söyleyeyim. Her ne zaman seni görsem buradasın. Ne yapıyorum? Whenever I see you, you are here. Ne zaman görsem buradasın. Veya seni her gördüğümde
Top oynuyorsun, futbol oynuyorsun. Every time I see you ya da whenever I see you, you play football. Top oynuyorsun hep sürekli yani genel olarak. Ne zaman görsem bunu yapıyorsun şeklinde whenever ve every time'ı kullanabiliyoruz. Tekrar ediyorum. Every time'ın her zaman anlamı yoktur. Every time her seferinde demektir. Her şöyle olduğunda, her şunu gördüğümde, her şunu yaptığında gibi anlamları vardır. Biz her zaman ve sürekli işte tüm gün falan derken always kullanırsak ya da all day tüm gün, all week tüm hafta gibi ifadeler kullanırsak daha iyi olacak. Okay? Ardından geldik süper ve çok kullanışlı bir bağlaca daha. Onun adı as long as. As long as kendisinden sonra gelen cümleye dıkça dikçe anlamı katar. Yani sen böyle yaptıkça seni affetmeyeceğim. Şöyle yapmadığın sürece, şöyle yapmadıkça şunu yapamazsın gibi cümlelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani biz as long as de esasında karşıdaki insana bir koşul bildiriyoruz değil mi? Şöyle yapmadığın sürece, sen şöyle yapmadıkça şöyle olmayacak. Veya böyle yaptıkça böyle yapmayacaksın gibi bir koşul sunuyoruz ona. Böyle yapmazsan böyle olur gibi. Bunu ilerleyen zamanlarda if konu başlığı altında yine göreceğiz. Şu anda as long as çok kullanışlı bir bağlaç olduğu için anlatıyorum. Mesela diyelim ki sen beni seversin. Nasıl yapalım? You love me. Öyle değil mi? Bunun başına bir as long as atalım. Ne yapıyoruz? As long as you love me. Sen beni sevdiğin sürece bir gün ben seni severim ya da seveceğim. Nasıl diyorum? I will love you. Cümleyi toparlıyorum. As long as you love me, sen beni sevdikçe I will love you. Ben de seni severim. Ben seni seveceğim. Gibi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Ona bir koşul sunun değil mi? Yani bak sen beni seversen ben de seni severim. Sen beni sevdikçe bunu yapacağım. Ama bir gün sevmezsen ben de seni sevmeyeceğim gibi koşulu ona sundum. Okay? Bu da aklınızda bulunsun. As long as'ı bu şekilde bolca kullanabilirsiniz. Bunun hakkında bilmemiz gerekenler bu kadar. Şimdi gelelim can alıcı bağlaçlara. Evet arkadaşlar geldik both ve and'e. Şimdi both ve and bakın aralarında boşluklar var. Yani biz bu both ve and'den hemen sonra bazı şeyler kullanabiliriz ve bunlar bizim cümlemize şu anlamı katar. Hem nokta nokta ve nokta nokta veya hem nokta nokta hem nokta nokta gibi kullanabilirsiniz. Mesela ben hem hızlı koşabilirim hem hızlı yüzebilirim. Hem sen hem ben bunu yapabiliriz gibi cümlelerde both nokta nokta and nokta noktayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok kullanışlı ve günlük hayatta nispeten fazlalıkla ihtiyaç duyacağınız bir yapıdır. Bunun gibi daha bir sürü var. Onları da anlatacağım. Şimdi both ve and'e bir örnek verelim. Az önceki cümleyi kuralım. Ben hem hızlı koşabiliyorum hem de hızlı yüzebiliyorum. Nasıl yapacağım? I can both swim fast and run fast. Bakın both ve and'i cümlede nereye koyduğuma iyi bakın. Ben size both ve and cümlenin şurasında kullanılır, burasında kullanılır, tam ortasındadır, sonundadır, başındadır diyemem. Çünkü both ve and neye tekabül edeceklerse, neye anlam vereceklerse hemen ondan önce kullanılır. Çünkü kendileri kendisinden sonra gelen şeye anlam katıyorlar. Burada ne yaptım? Swim fast ve run fast'ten önce kullandım onları. Çünkü ben onu söylüyorum. Ben hem yüzebiliyorum hem koşabiliyorum diyorum. Ama şöyle yapsaydım. Hem sen hem ben bunu yapabiliriz deseydim. Both you and I can do this. Ne yaptım? Şimdi başa aldım. Çünkü hem sen hem ben diyorum. Bunlar benim cümlemi başlatan ifadeler. Öyle değil mi? Both you and I can do it. Ya da can do this. Biz ikimiz de bunu yapabiliriz diyoruz. Öyle değil mi? Şu cümleyi şu şekilde de yapabilirim. We both can do this şeklinde de yapabilirim. Burada ne oluyor? And'i ortadan kaldırıyorum. Yani both you and I demek yerine we both, biz ikimiz de we both can do this, bunu yapabiliriz şeklinde kullanabiliyorum arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Both'u böyle ikisi, ikimiz, ikiniz anlamında tek başına da kullanabilirsiniz ama both ve and'i de unutmayalım. Sırada ise arkadaşlar either nokta nokta or nokta nokta var. Bu da arkadaşlar ya herro ya merru demektir. Nasılsa artık merru mu merro mu artık ya o ya da o demektir. Şimdi arkadaşını bir galeriye götürüyorsun. Diyorsun ki Ahmetciğim güzel bakmanı istiyorum. Çünkü ya bunu alacağım ya bu arabayı alacağım.
Yani ya mavi arabayı alacağım ya kırmızı arabayı alacağım. Yine both ve and gibi kendilerinden sonra gelen kelimelere anlam kattıkları için cümledeki yerleri sabit değil. Yani şurada kullanılır, burada kullanılır diyemem. O top bizim kuracağımız cümleye kalmış. Şimdi şu cümleyi bir kuralım. Ben ya mavi arabayı alacağım ya da sarı arabayı, kırmızı arabayı alacağım. Nasıl diyorum? I will buy. Ben satın alacağım. Neyi? Either the red car or the blue car. Ya kırmızı arabayı ya mavi arabayı alacağım demiş oldum. Peki bunu cümle başına alabilir miyim? Yani ya sen ya ben diyebilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Nasıl diyeceğim? Ya sen ya da ben, yani ikimizden biri bunu yapmalı, hemen yapmalı. Nasıl diyorum? Either you or I must do this. Hemen, acilen, ya sen ya ben bunu yapmalıyız. Yani bu esasında ikimizden biri bunu yapmalı gibi bir anlama sahip oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi either ve or'u da bu şekilde aynı both and gibi sadece bir anlam farkıyla kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra ise neither nokta nokta ve nor nokta nokta var. Bu da ne o ne de bu demektir. Tamam, az önce demiştik ya, ya kırmızı arabayı alacağım ya da mavi arabayı alacağım. Sonra bir bakıyorum iki arabanın da kusurları var. Arkadaşıma diyorum ki ikisini de almayacağım. Yani ne onu alacağım ne onu alacağım. Şimdi bakın, önemli olan nokta neither nor'da şu. Neither nor bulunduğu cümleyi kendiliğinden olumsuz yapar. Yani bizim bir daha yardımcıya not eki getirmemize gerek kalmaz. O yüzden I will not buy neither this nor that demiyorum. I will buy neither this car nor that car. Ne bu arabayı alacağım ne şu arabayı alacağım gibi cümlenizi olumsuz yapıyorsunuz. Çünkü neither zaten bizim cümlemizi olumsuz yapıyor arkadaşlar. Bu konuda da neither'ın da güzelliği, gıcıklığı mı dersiniz artık, güzelliği mi? Orası sizde. Neither'ın güzelliği bence burada arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi cümle başına da alabiliriz. Bunun da konumu belli değil. Cümlenin başında da olur, sonunda da olur, ortasında da olur. İstediği yere gelebilir. Bu bizim kuracağımız cümleye bağlı, konuşacağımız cümleye bağlı. Mesela diyeceğim ki ne sen ne de ben bunu yapabiliriz. Nasıl diyorum? Neither you nor I can do this. Ne sen ne ben bunu yapabiliriz abi. Olmaz o iş. Bakın ne yaptım? Cannot do this demiyorum. Çünkü neither nor zaten cümleyi olumsuz yaptı. Okay? Both and, either or, neither nor. Üçünün de kullanım şekli aynı, anlamları farklı, kafamıza yazalım. Ondan sonra ise not only nokta nokta but also nokta nokta gibi bir yapı var ki bunun da anlamı şu şekilde. Yalnızca bu değil bir de bu. Okay? Yani esasında anlam bakımından both and'e çok benziyor. Yani yalnızca bunu değil, ayrıca şunu da yapabiliyorum derken veya yalnızca seni değil Ahmet'i de partiye alacağım. Atıyorum takıma alacağım, kuracağım, takıma katacağım derken not only but also'yu kullanabiliriz. Mesela şöyle bir cümle kuralım. Kırmızı ve mavi araba var diye derim ki yalnızca kırmızıyı değil maviyi de alacağım. Nasıl diyorum? I will buy not only the red car but also the blue car. Yalnızca kırmızı arabayı değil mavi arabayı da satın alacağım gibi both and ile eş anlamlı olarak bunu da kullanabilirsiniz. Bu cümleyi mesela both ile and ile de kuralım. I will buy both the red car and the blue car. Anlam aynı. Hem kırmızı arabayı alacağım hem maviyi alacağım. Not only'yi nasıl çeviriyorduk? Yalnızca kırmızıyı değil maviyi de alacağım şeklinde. Not only but also da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kafamıza yazalım ve son olarak sırada whether var arkadaşlar. Whether nokta nokta ve sonra bir or not var. Bu or not kısmını cümlemizde kullanmak zorunda değiliz ama kullanırsak da olur, fark etmez. Or not da kendisinden sonra bir şey almıyor bakın. Şimdi bu zamana kadar anlattıklarımız both nokta nokta and yine nokta noktaydı. And de kendisinden sonra bir şey istiyordu. Mesela not only nokta nokta but also nokta nokta. O da bir şey istiyordu. But also da kendisi devam etmek istiyordu. Ama whether nokta 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 or not. Bu kadar. Or not'tan sonra bir şey yok artık. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Olup olmadığını, yapıp yapmadığını gibi anlama sahip. Yani esasında ıp ıpmadığını gibi bir anlama sahip diyebiliriz. Şimdi bakın ben şöyle bir cümle kuruyorum. Diyorum ki I don't know. Ben bilmem. Ben bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun sen? Atıyorum. Ali'nin okula gidip gitmediğini diyeceğim. Geçmişte dün Ali'nin okula gidip gitmediğini bilmiyorum. Nasıl devam edeceğim cümleme? I don't know whether Ali went
Neden when? Çünkü dünden bahsediyorum. Go diyemem. Karşıdaki geçmişten bahsettiğimi anlasın ikinci haliyle. I don't know whether I went to school yesterday or not. Yani gidip gitmediğini bilmiyorum Ali'nin gibi kullanabilirsiniz. Mesela I wonder. Merak ediyorum ben genel olarak. Neyi merak ediyorsun babacığım? İşte senin beni sevip sevmediğini. Nasıl diyeceğim? I wonder whether you love me or not şeklinde cümlelerimizi kurduk. Buradaki or not'ları atabiliriz, kullanmayabiliriz. Yani I wonder whether you love me diyebilirsiniz. Veya I don't know whether Ahmet went to school yesterday gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ne yaptık? Whether'ı hem or not'lı hem de or not'sız kullanabiliyoruz aklımızda bulunsun. İşte İngilizce'de karşınıza çıkacak, İngilizce dilinde karşınıza çıkabilecek neredeyse bütün bağlaçlar bunlar. Geri kalanını zaten ilerleyen konularda ayrı bir konu olarak anlatacağım. Çünkü çok detaylılar ve bazı gıcıklıkları var. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün bu bağlaçları yalayıp yutuyoruz. Ardından diğer konuya geçiyoruz. Bir sonraki konu çok çok önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.